Cemevi Derneği Başkanıyım. Adım Sinan Kırmızı Çiçek. Düzgün Baba biliyorsunuz toplumumuzun inanç, itikat ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yani her yıl binlerce insanımızın ziyaret ettiği kutsal bir mekandır. Binlerce insanımız buraya gelir, lokmalarını pay eder, çıralarını yakar, dualarını eder, niyazlarını pay eder. Önceki yıllarda biliniyor yani buraya gelen canlarımız, buraya gelen ziyaretçiler genelde buraya geldiklerinde aslında istedikleri ortamı bulamazlardı. Yani buradan giden insanlarımız buruk ayrılırlardı. Üzülürlerdi, sitem ederlerdi bizleri. Hani sonuçta yoğun insan kitlesinin geldiği bir yer olduğu için burada bir düzen, bir sistem oturtulmamıştı. Bir kaotik bir ortam vardı. Geçen seneden beri yani yaklaşık 1,5 yıldır biz burada hizmet yürütüyoruz. Ben dernek başkanıyım. Yine beraber hizmet ettiğimiz arkadaşlarımız var. Şimdi biz yıllardır bu ilçede yaşıyoruz, bu kentte yaşıyoruz. Bu sorunları görüyorduk, bu sorunlara tanıktık. Şimdi bu sorunlara karşı duyarsız kalmak, görmezden gelmek, uzlaşmak doğru olmayacağını düşündük. Kendi aramızda tartışmalar yürüttük. Nasıl bir çözüm üretebiliriz, ne yapabiliriz? Yani bu insanlarımızın bu sistemlerine, beklentilerine nasıl cevap bulabiliriz diye düşündük. Özellikle Nazmi ilçesindeki dostlarımızla, ilçede ileri gelen insanlarımızla bu yönlü tartışmalarımız oldu. Buradaki yerel yönetimlerle, yine diğer inanç kurumları ve demokratik kurumlarla bu yönlü görüş alışverişinde bulunduk. Netice itibariyle geçen yıl, yani yaklaşık 1,5 yıldır hizmet yürütüyoruz. Öncelikle burada gelen ziyaretçi canların yani en iyi şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmenin koşullarını oluşturalım dedik. Yani buraya gelen canlar Düzgün Baba'ya geldiklerinde burada gerçekten bir inanç ve itikat ortamı olmalı diye düşündük. Yani gelen insanlar buranın dağıyla, taşıyla, börtü böceğiyle, kuşuyla, suyuyla iletişim kurabilsin. Bunun olanak ve koşullarını yaratalım dedik. İnsanlarımız burada dilediği gibi ibadet yapsın dedik. Bizler burada hizmet yürütüyoruz. Bizim tek görevimiz insanlarımız en uygun şekilde ibadet etmelidir ve bunun olanak ve koşullarını yaratalım dedik. Dolayısıyla öncelikle kurban kesim yeri olsun, diğer hizmet alanlarında olsun görevli arkadaşları belirledik. Bu arkadaşlarımız Cemevi'nin yani gelen ziyaretçi canların yaptığı bağışlar neticesinde Cemevi'nde oluşturduğumuz bütçeyle bu arkadaşlarımızın emeğinin karşılığı olarak bir maaş sistemi oturttuk. Şimdi bütün canlarımız, burada hizmet veren bütün canlarımız bu Cemevi bütçesinden maaşlandırılmış, maaş almaktadır. Ayrıca özellikle haftanın belirli günlerinde burada inanç ve itikat üzeri muhabbet cemlerimiz var. Perşembe ve cumartesi günleri özellikle burası yoğun oluyor. Bu günlerde işte Cemevi'nin bahçesinde ön tarafında işte belirlediğimiz yol, edep, erkan üzeri, inanç üzeri konularda söyleşilerimiz oluyor, tartışmalarımız oluyor.
Ayrıca burada hizmet veren bütün canlılar, başta biz cemevinde hizmeti yürüten arkadaşlar olmak üzere yol, edep, erken üzerine eğitimler görüyoruz. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bu yönlü faaliyetlerimiz var. Yine ilçemizde okuyan üniversite öğrencilerimize, yani 38 tane öğrencimize geçen yıl yine kendi imkanlarımızla halkımızın yaptığı bağışlarla burs verdik. Yine bu civarda yaşayan, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi, dezavantajlı insanlarımız var. Yaşlılarımız var, sakatlarımız var. Gerçekten ekonomik durumu çok kötü olan insanlarımız var. Bunlarla mümkün mertebe dayanışma içerisinde olduk. Hem ekonomik hem sosyal her alanda hep dayanışma içerisinde olduk. Bunun dışında burada yine ziyaretçi canların bıraktığı kurban lokmalarını haftanın 3 günü gerek ilçede, ilçe merkezinde gerek köylerde birinci derecenin ihtiyaç sahibi canlarımıza getirip onlara Düzgün Baba lokması olarak ulaştırıyoruz. Yani bu yönlü birçok çalışmamız var. İstiyoruz ki Düzgün Baba'da gerçekten daha olumlu, daha güzel şeylerle anılsın. Buraya gelen canlarımız gerçekten kendi rızalığıyla, kendi itikadıyla buraya katkı sunsun. Buradan ayrılırken gerçekten mutlu ayrılsın. Buradaki ortamda, buradaki şeyde gelsin, rahat rahat ibadetini gerçekleştirsin. Yani bizim görevimiz, demin de ifade ettim, bunun olanak ve koşullarını yaratmaktır. Sonuçta burası sıradan bir inanç yeri değildir. Yani ciddi anlamda işte buraya hak, işte hak yol, Alevilik inancının ser çeşmesidir burası. Öyle herhangi bir inanç merkezi değildir. Ciddi anlamda toplumumuzun yüzü ve yönü buraya dönüktür. Bunu, bu sorumlulukla, bu bilinçle hareket ediyoruz. Burada istiyoruz ki sadece burayla sınırlı kalmayalım. Yani Dersim'de olsun, yine Türkiye metropollerinde olsun, diğer bütün inanç kurumlarımızla ilişkilerimiz var, cemevleriyle ilişkilerimiz var, ortak çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte özellikle ortak faaliyetlerimiz olacak. Yani biz burada dönem dönem toplumsal etkinlikler yapacağız. İşte önceki sene yine gerek burada gerek Dersim merkezde inanç etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz oldu. Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Yani dolayısıyla bu yıl pandemi nedeniyle biraz ziyaretçi gelişinde bir sınırlama var. Ama buraya gelen canlarımız gelip bu ortamı görüyor. Gerçekten buradaki sükuneti, buradaki düzeni ve sistemi gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar ve bize gerçekten ciddi bir ilgi ve alakayla yaklaşıyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Yani insanlarımızın buraya gelip huzur bulması, mutlu olması, rızalık vermesi, buradan ayrılırken gerçekten rızalık vererek ayrılması bizim için çok önemlidir ve çok değerlidir. Dolayısıyla bu yönlü çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yani biz özellikle diğer görüşümüz, inanç kurumlarımızla ortak büyük etkinlikler planlamıştık. İşte bu pandemi dolayısıyla erteledik. Hatta bu yıl bahar aylarında işte bir fidan kampanyası başlattık. Düzgün Baba'da senin de dikili bir ağacın olsun şiarıyla. Yaklaşık 300 civarında bir fidan diktik burada. İşte yine önümüzdeki sonbaharda bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek. Bunun dışında yani buradan gerek Alevi kamuoyuna, gerek iş insanlarımıza, diğer bütün duyarlı canlarımıza çağrımızdır. Yani biz burada hizmet yürüten canlar olarak halkımızın burada en rahat şekilde ibadet etmesinin koşul ve olanaklarını yaratmışız. Bu konuda buraya katkı sunmak isteyen dostlarımız varsa isteriz ki buraya katkı sunsunlar. Yani burası mesela bizim işte kışın, düşünün kış aylarında bile biz burayı açık tuttuk. Yani 3 metre kar burada olmasına rağmen burayı açık tuttuk. Burada Hızır Cem'i yaptık. Gagan etkinliği yaptık. Önümüzdeki süreçte bu etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek. Yani biz istiyoruz gençliğe dönük, kadına dönük, yine diğer toplumsal kesimlere dönük faaliyetleri yürütelim. Burayı tam anlamıyla kendi misyonuna uygun bir inanç merkezine dönüştürelim. Burası bütün Alevi camiasına hitap etsin. Bu yönlü amaç ve hedeflerimiz var. Buna katkı sunulsun, buna güç verilsin. Mesela burada bizim işte bir aş evi yapma planlamamız var. Yani 150 veya 200 kişilik bir aş evi yaparım diyoruz. Burada bir yemekhane yaparım. Buraya gelen canlarımız, buraya gelen dostlarımız gelsin, rahat rahat, hijyenik ve temiz ortamda faydalanabilsin. Yine Düzgün Baba gibi bir yerde evet bir cem salonumuz var ama yetersiz. Yani cem salonumuz gerçekten yetersiz. Düşünün ki yaptığımız cemlerde insanlarımız o salona sığmıyor. Şu an bizim düşüncemiz mevcut cem evi binasının çatısını kaldırıp üst kata işte 700-800 kişilik bir cem salonu yapalım. Burada büyük cem etkinlikleri, cem faaliyetleri yaparım diyoruz. Bu yönlü bir hedefimiz var. Buradan da çağrımızdır kamuoyuna, Alevi kamuoyuna, diğer
dediğimiz gibi değerli duyarlı iş insanlarımıza. Yani ifade ettiğiniz gibi yine bizim babaya gelmek isteyen bütün canlarımız gelebilirler. Burada bu konuda işler rahat olsun. Yani burada gerçekten bekledikleri gibi görecekler. Yani burada yarattığımız koşullar tamamen bizim toplumumuza, inancımıza, değerlerimize uygun, geleneklerimize uygun bir şekilde hizmet üretiyoruz. İstiyoruz ki inancımız geleneğimize uygun yaşatılsın. Yani kendi dilimizde, kültürümüzde, değerlerimize uygun yaşatılsın. Amaç ve hedefimiz budur. Bütün kamuoyuna çağrımızdır. Bütün dostlarımız gelsinler, görsünler, burada ibadetler yapsınlar. Hepsine aşkın yazıcısı var. Ver vakısleyde mekan gureto. Name düzgün, o düzgün babam.